Ben senin hangi aptallığına yanayım? O kamera olayına mı yanayım? Agı Efendi'nin kurduğu komplolara mı yanayım? Ben tam Nur'dan aldık kamerayı. Kime verecek derken kocan şirket için satmış seni. Bir de bu izledikleri olayın iyice tuzu biberi oldu. Allah kahretsin babaanne. Ah sen bu akılla daha çok vahlanırsın kızım, çok. Ben bittim. Ben bu sefer öldüm bittim. Şey, kızıl bizden yana. Ufacık bir şansımız olsun istiyorsan el mahkum onunla işbirliği yapacağız. Pardon, anlamadım. Ben ölürüm de oğlumu öldüren o katille işbirliği yapmam. Tamam o zaman. Bük boynuna otur. Ha dua et, aldığın o ciciler yanına kar kalsın. Çünkü bu iş bitti. Su ister misin? Bu kadar mı? Gerçekten. Gerçekten merak etmiyor musun? Sana ne söylemek istediğimi merak bile etmiyor musun? Hiç. Hiç merak etme. Peki. Ceren bir şey düşün. Lütfen sakin ol. Nedim, biraz konuşabilir miyiz? Nedim, lütfen biraz konuşalım. Bak lütfen. Nedim. Nedim yalvarırım yapma bunu, ne olur ne olursun yapma böyle Nedim. 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 Açar mısın şu kapıyı lütfen biraz konuşalım. Aç kapıyı. Nedim açar mısın şu kapıyı lütfen konuşalım biraz. Sen dur. Sen nereye gittiğini sanıyorsun? Seni kapının önüne koydu. Sen de hemen kuyruğunu kıstırıp annenin koynuna mı dönüyorsun? Yürü aptal. Eğer bir kez müştemilata girersen bir daha köşkün yüzünü göremezsin. Annen Nedim'in vazgeçtiğini anladığı an alır götürür seni. Şimdi burada yat ve kimseye gözükme. Unutma biz seninle aynı taraftayız. Ben seninle aynı tarafta değilim. Çünkü sen katilsin. Ne
Hadi artık hadi. Avukat gönderdi Nedim Bey. Ceren nerede? Ben olmasaydım. Dün gece kuyruğunu kıstırıp müştemilata dönmüştün bile. Şu anda annenle birlikte otobüste memleket yolundaydın. Yalansa yalandı kızım. Annen göbek ata ata gönderirdi bizi memlekete. Yani istesen de istemesen de benden başka şansın yok. Doğru söylüyor kızım. Bir şey desene sen de. Benim bu katile ihtiyacım yok. O ne kız? Buyurun. Küçük hanımın buna ihtiyacı yokmuş. Avucumun içindesin. Küçük hanım. Beyin aynı taraftasınız. Gelinime sahip çıkıyorum. Bir yuva kolay kurulmuyor. Biliyorsun değil mi Nedim? Şirketi kaybetme korkusu yengem neler yaptırıyor böyle. Ama gidecek. Sen ne yaparsan yap yenge, şirket evden gidecek. Cesedimi çiğnedikten sonra oku sen oku. Okumak yetmez, duvara as. Al işte, 5 kuruş yok. Aynen kızının dediği gibi. Neymiş? Üstüne kayıtlı mal yokmuş da, harçlığını bile amcasına alıyormuş da. Bak bak bak, ne güzel yazmışlar. Aa, meğer fukaraymış ya senin kocan. Avukatın verdiği akıllara da bak. Her şeyi kılıfına uydurmuşlar. Ah, ant içmişler bizi 5 parasız kovalamaya. Bir şey söylesene kızım. Seni dımdızlak koyacak kapıya diyorum sana. Her şeyi izledi. Ama koşa koşa ona gitmedi. Cenk'in yakasına yapışmadı. Hiçbir şey. Ya hiçbir şey yapmadı. Yapmış işte yapacağını. Seni kovalayıp amcasının gelinine koşsa şirketin üstüne konabilir mi? Anlamıyor musun akılsız? Daha dün tekerlekli sandalyeden kalktı, bugün senden benden akıllı. Para aşktan, meşkten tatlı geldi işte. Can düşmanımız, kan düşmanımız olsa da Kızıl doğru söylüyor.